Bugün her zaman olduğu gibi önce piyasaları değerlendireceğiz. Ardından kripto paralar nerede, nereye geldi, nereye gidiyor meselesini konuşacağız. Sevgili dostum Gökalp İçer benimle birlikte, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasıl böyle hızlı bir giriş yaptım abi? Yani direkt çat diye. Fırtına gibi. Bitcoin gibi. Dolar gibi. Ne oluyor dolara? Baktığımda 2-3 tane şey var. Yılbaşından bu yana ne yapmış TL diye. Real bizden daha fazla değer kaybetmiş. Başka da yok bu arada yani. Bio var. 24 tane para birimi arasında. CDS tarafında da kötü. Oturup burada şimdi bono, CDS, tahvil, BIST, borsa hesabı falan yorum yapmayacağım. Ama genel olarak üzücü. EM varlıklarının genelinde aslında bir satış var mı? Evet var. Ama TL burada negatif ayrışan tarafta. Böyle bu CDS grafiklerini falan bakarken kendimi iyi hissedeyim diye Arjantin'i falan hep tikliyorum yani. Hani onlar daha kötüler bizden çünkü. Venezuela. Oraya bakıyor musun? Venezuela'ya bakmıyorum. O burada yok. Velhasıl şey yani EM'lerle ve dolarla alakalı söyleyebileceğim maalesef maksimum bu. Başka bir şey söylemek istemiyorum sayın yargıcı. Daha da beni konuşturma diyorsun. Daha da beni konuşturma. Altın? Altın konuşalım tabii. Hani ons'da enteresan işler oluyor. Ons'da çünkü. Evet enteresan işler oluyor. Şimdi birkaç tane şey var, hani hareket var. Birincisi şu 1680'e doğru olan bir hareket geçtiğimiz hafta. Faizlerdeki oynaklıkla da ilintili. Ama diğer taraftan işte cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, hala yaratılmaya çalışılan ve beklentilerin de üstüne aşan bir yaratılan istihdam da var Amerika'da. Diğer taraftan da mali teşviklerin artacağının işaretini de söylüyor. Yani bir vergi yükü getirecek olsa da. Dip toplamda baktığımda uzunca bir süredir, yani 2020'nin işte Eylül-Ekim'inden beri altın pozisyonlarından genel olarak institutional, işte kurumsal yatırımcıların çıktığını görüyoruz ETF'lerden. Yaklaşık çıkışta 20 milyar dolar civarında falan olmuş. Hı hı. Çıkan para nereye giriyor abi? Bunu soracağını biliyordum. O yüzden hazırlıklıyım. Çıkan para da 7 milyar doları kripto varlıklara girmiş abi. Kripto varlıklara girmiş. Şaka maka alternatif oldu yani. Evet kripto yani varlıklara. Kripto varlıklara girmişten kastım da şey. Tabii hani baktığımızda aslında konuştuğumuz şey Grayscale işte 10 binlerce Bitcoin alıyor diyoruz. Toplam market cap 1.1 trilyon dolara sadece Bitcoin'de. Toplam bütün kripto para ekosisteminde de 2 trilyon dolara yaklaşmış durumda. Ekosistemin büyüklüğü. Dolayısıyla 7 milyar dolar aslında bu çevrede baktığında biraz küçük ve güdük kalıyor 7 milyar dolar. Ama yine de kripto varlıklara net bir giriş olduğunu zaten biz de burada uzunca bir süredir söylüyorduk ve yaşıyoruz da bir taraftan. İşte kurumsallar bir taraftan almaya devam ediyor. Birkaç tane bilgi var mesela. Bir tanesi işte 1.11 trilyon dolar diyoruz. Bitcoin'in değeri global altın marketinin değerinin %10'una gelmiş. Evet, 1.0807 falan da biz onu daha önce vurguladığımızda. Ethereum'un kendisi zaten 240 milyar dolara gelmiş. Bu hafta genel olarak majör kripto varlıklarda yatay, sonrasında altcoin'lerde Ethereum'un öncülüğünde de bir yükseliş oldu. İkinci yarısında, haftanın ikinci yarısında bir yükseliş oldu. Tabii bunda bir süredir beklediğimiz bu 1 Nisan'da mining havuzlarının, madencilik havuzlarının yapması beklenen bir 1 Nisan'da %51 atağı vardı. Bunda başarısız oldular. Beceremediler bunu. Öyle olunca da tabii hani network bir tık rahatladı. Diğer taraftan da açıklamalar geliyor. Hem kurumsal taraftan açıklamalar geliyor. Yani bankacılık ya da ETF ya da işte finansal bacağından açıklamalar geliyor. Diğer taraftan da ödeme sistemleri bacağından da açıklamalar geliyor. İşte Visa geçtiğimiz hafta kripto bazlı mutabakatların Ethereum üstünde Ethereum network'ü kullanarak kripto bazlı mutabakatların yapılacağını söyledi mesela. Bu önemli bir haber. Ne demek bu? Bu ne demek? Geçen haftaya damgasını vurdu bu arada. Şimdi Visa ve Mastercard biliyorsun bugüne kadar hep kripto varlıklar için kripto varlıkların beat edemediği, yani aslında önüne geçemedikleri şirketlerdi. Hem transaction hızları saniyede yapılan işlem adedi için büyük ve büyüklüklerinden dolayı ve insanların da genel olarak kullanım genişliğinden dolayı. Herkes Visa ve Mastercard kullanır. Visa ya da Mastercard ya da her ikisi birden falan. Bu konuda da yani kendilerinin alternatif bir ürünü olduğu için kripto varlıkların aslında biraz daha da muhafazakar kalacakları hep bekleniyordu geçmişte. Ama Mastercard biliyorsun zannediyorum bu yıl içerisinde 2021'de yaptı. Şimdi Visa birazcık daha geride duruyordu. Şimdi onun da böyle bir açıklama yapıyor olması bir trendi aslında söylüyor. Bu yılın başından itibaren de kabaca %18'lik bir hareket var. Bu hafta içerisinde %18 bir hareket var Visa haberinin özelinde. Diğer taraftan popüler camiadan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Elon abi konuşuyor mu? Elon konuşuyor ama onun etkisi azaldı. Yani azaldı. Çok konuşursanız artık size insanlar hadi inanmamaya canım başlar. Yalancı çoban pozisyonuna düşüyor. Koca Elon Musk. Sen Mars'a roket gönder ve geri getir ama
Böyle Dogecoin dediğinde kimse inanmasın artık. Bu arada Dogecoin gene dedi ama hareket gerçekten çok sınırlı kaldı geçtiğimiz evet, hafta. Evet. Velhasıl o değil yani. Mark Cuban diye bir beyefendi var. Bu adam Dallas Mavericks basketbol takımının sahibi ve milyarder bir adam yani. Basketbol takımının bir kenara milyarder bir adam. Onun Bitcoin'e dair açıklamaları vardı. Ethereum'un aslında gerçek bir para birimi olduğunu söylüyor. Diğer taraftan işte popüler yine Paris Hilton'un aslında Bitcoin tutuyormuş ne zamandan beri onu söylüyor. Hani benzer şeyler var. Ethereum cephesindeki gelişmelerin itki unsuru olduğu bir hafta izledik. Bu birincisi. İkincisi expire olan yani vadesi dolan opsiyonlar vardı. Diğer taraftan opsiyon piyasasında Aralık vadede yani Aralık 2021 vadede 20.000 25.000 dolarlar seviyeli strike hedef fiyatlı opsiyonların trade edildiğini görüyoruz. Bunun ötesinde de insanlar genelde orada bir tane de opsiyon trade edilse ya işte orada o 25.000 dolardan opsiyon trade ediliyor diyor ama pek aslında hikaye öyle değil yani. O yüzden girip Deribit'e kendim baktım. Orada da ağırlıklı fiyatların hacim kümelenmesinin birincisi 2560 dolar etrafında şu an Ethereum 2100 dolarlar etrafında dalgalanıyor. 2080-2140 gördü falan. Hani tüm zamanların en yükseğini ziyaret etti Cuma günündeki hareketle. 2560 dolarda yoğun olarak şey kümelenmiş opsiyonlar. 3200 dolarlarda gene bir kümelenen var. 5000 dolar ve 10.000 dolar etrafında kümelenen var. 25.000 dolarda evet var. 2 tane. Ethereum cephesinin aslında bir itki unsuru olduğu bir şey var. Bir hareket vardı bu hafta. Bunun içerisinde tabii DeFi cephesindeki şeyi de etkiyi ve katkıyı da bunu söylemeden geçmemek lazım. Çünkü o tarafta habire NFT yani non-fungible token yani bölünemez veya işte şey yapılamaz token haberleri duyuyoruz. İnsanlar bunu artık bir telif unsuru olarak kullanıyorlar veya popüler de kullanıyorlar. Bizim etrafımızda da bana soran da var ve kendi ürünlerini de bu şekilde yapmak. Nedir abi bu ya? Yani karikatür çiziyor adam, resim çiziyor, milyon dolarlara satıyor falan. Çok ilginç sahiden bana da çok soru geldiği için bu konuyla ilgili. Bu aslında dijital olarak o varlığı yapanın imzasının olduğu bir ürün. Dolayısıyla buna atfettiğin şey onun biricikliği, tekliği aslında. Ve bu da öyle olduğu için yani Ethereum, Bitcoin, bir tane Ethereum alıyorsun ama bu convert ettiğin bir ürün. Bölüyorsun bilmem kaç parçaya. Bitcoin aynı şekilde. Hani bölebiliyorsun. 0.001 Ethereum alabiliyorsun falan. Ama NFT öyle değil. NFT bölünemez bir ürün. Bir telif gibi, bir tapu gibi bir şey gibi düşünebilirsin aslında. Ve onun sahiplik imzası da var. Dolayısıyla bu örnek veriyorum Elon Musk'tan işte veya işte o portreyi yapan beyefendiden onun kendisinden başkasına transfer edildiği zaman da bir değer atfedilebiliyor aslında buna. Birkaç tane network'te yaratabilirsin bunu. Avalanche bunun için iyi bir platform. Bu kadar kolay mı bunu yapmak bu arada? Hani soranlara cevap olsun diye söyleyeyim. Yani yayından sonra senin için yapabiliriz mesela. O kadar kolay. Avalanche çok kolay. Avalanche çok kolay. Avalanche'ın wallet servisinde bunu sık hemen yapabiliyorsun. Ha, süper. Şimdi şey bu yani Ethereum bazlı bir hareket olduğunu söyledik bu haftaki hareketin. Diğer taraftan da kurumsallar almaya devam ediyor. Morgan Stanley evet. 130 bin dolar hedef koydu tekrar Bitcoin'e. Yani 130 bin dolar diyorlar evet. Hani 146 bin dolar da telaffuz ettiler. Biz burada 500 bin dolar telaffuz edenleri de konuştuk ve güldük. Yani gülme sebebimiz ve onları alay alma sebebimiz insanları bir beklentiye sokmamak. Morgan Stanley bile söylese üstüne böyle bir şeyle şerhle onu genelde anlatıyoruz. Morgan Stanley ne diyor? Diyor ki arkadaşlar ben bakıyorum diyor. Bitcoin'deki oynaklık düşüyor gün geçtikçe. Ve insanların da altından Bitcoin'e kaydığını ve Bitcoin'in de bu düşen oynaklık ve daha finansal piyasalara benzer fiyat hareketlerinden ötürü de daha fazla kurumsal talebi çekeceğini düşünüyor Morgan Stanley. Bunun için de SEC'ye geçtiğimiz hafta Perşembe günü yine bir bildirimde bulundular. 12 tane fonlarına Bitcoin veya kripto varlık diyelim. Kripto varlık trade edebileceklerini bildiriyorlar SEC'e. Genelde bunlar institutional fonlar yani kurumsal fonlar. Daha önce de biliyorsun akredite müşterilerine yani net varlıkları, aylık düzeltiyorum yıllık kazançları, yıllık net kazançları 250 bin dolar ve üstündeki müşterilerini Galaxy Digital ve NYDIG tarafından onları kullanarak Bitcoin fonlarına yatırım yaptırabileceklerini söylemişti Morgan Stanley. Benzer haberleri biz Goldman Sachs ve JP Morgan'dan da okuyoruz. Yani kurumsalların ilgisi ve şeyleri iştahı devam ediyor. ETF tarafında yeni bir haber var mı? Yeni bir haber yok. Açıkçası sadece şu majör kripto varlıklarından kısmen çıktıklarını Grayscale'ın ama altcoin'lere işte Link, XLM bunlara girdiklerini
görüyoruz. Bu zaten harekette var o ürünlerde. Biz de bir kripto para borsasıyız, iCrypex. Bizim gibi Türkiye'de konuşulu ve faaliyet gösteren kripto para borsalarının birçoğuna, hepsine gittiğimi bilmiyorum, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın MASAK Müdürlüğü tarafından bir bildirimde bulunuldu ve bu da piyasaya, normalde bunun aslında yarı gizli bir bilgi olması lazım aslında bunun. Yani piyasayla paylaşılmaması gerekiyor. Bize paylaşmıyoruz böyle şeyleri normalde. Birileri bunu çarpıtarak yansıtmışlar ve bu da ya Hazine Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı insanların bilgilerini istedi. Acaba vergi mi geliyor diye bir yanlış bir bilgiye, dezenformasyona yol açtı piyasada. Ardından da zaten aynı gün içerisinde öğleden sonra bakanlık böyle olmadığını, MASAK yani Mali Suçları Araştırma Kurulu borsalara bir bildirimde bulundu ve dedi ki işte üstünüzdeki müşterileri, varlık olan, para olan müşterileri bizimle paylaşın. Kimlik bilgileri falan filan. Şimdi regülatörlerin, hükümetlerin ve şeylerin, yani devlet otoritelerinin diyelim, hükümetler, devlet otoritelerinin böyle bir yükümlülükleri var elbette. Kara para aklanmasını ve terörün finansmanını önlemekle alakalı. Birincisi kendi içlerinde bir yükümlülükleri var. Bir ikincisi de uluslararası anlaşmalardan dolayı yükümlülükleri var. MASAK'ın da yaptığı şey aslında böyle bir bilgi talebi. Daha önce biliyorsun Finken, Amerika'daki bunun karşılığında da benzer şeyler yapıldı. Ayrıca bu sadece borsalara gitmez. Bilgi talebinde bankalardan da bulunur veya işte aracı kurumlardan da bulunur falan ihtiyaç halinde. Şimdi borsa, burası daha regüle bir piyasa olmadığı için bu şekildeki bildirimleri biz çok doğal karşılıyoruz. Zaten benzer başka şeyler de alıyor kripto para borsaları. Aldıklarını biliyorum. Biz alıyoruz yani bu arada. Aldıklarını biliyorum. Bunu ya tüh vergi mi geliyor, şu mu oluyor, bu mu oluyor diye yorumlamamak lazım. Bu arada vergi geliyorsa da vergisini de verip trade eder insanlar. Yani şimdi şeyde nasıl yapıyorlarsa, bono veya ne bileyim özel sektör tahvili nasıl alıp trade ediyorlarsa, bunun vergisini ödüyorlarsa, faizin nasıl vergisini, stopajını falan ödüyorlarsa, bunda da elbette bunun vergisini öderler. Tabii döviz piyasalarındaki, kaldıraçlı forex piyasalarındaki gibi mi olur onu bilmiyorum. Çünkü orada TL'ye karşı olan bir yükümlülük var. Burada öyle mi olur bilmiyorum. Nasıl yaparlar onu da bilmiyorum açıkçası. Yaparlar mı da bilmiyorum bu arada yani. Çünkü istedikleri şey bizden o değil yani. İstedikleri şey var mı yok mu bunu söylüyor yani. Önce kim var kim yoka bakar, sonra kendi listeleriyle karşılaştır diye düşünüyorum falan. Ama bu bir vergi konusu değil. Ama vergi konusu olan gelişmeler de var dünyada. Bizde yok da başka yerde var. Nerede var? Nerede var? Togo. Togo'da. Evet. Togo çok kahve kurumsal bir ülke. Yaptım bu biliyorum. Arada. Togo evet. Çok nasıl kahve? Abi, süper olmuş abi. Beğendin mi? Evet, bayağı ustalaştın. Seninle bir kafe mi açsak falan diye düşünüyorum orada. Evet, yavaş yavaş. Yani, join kafe. Bayağı, nasıl? Evet, iyi güzel isim. Join, evet. Yani join dediğin katıl bize anlamında join. Tabii dediğin. Tabii. Diğeri olsa coin olur çünkü. Yok bizimkisi join. Bizimkisi join. Peki şimdi... Şimdi IRS yani Revenue Service dedikleri yani Amerika'daki dahili gelir servisi Amerika'daki bildirimde bulundu. Kime bulundu? Circle diye bir şirket var ya bu hani ucundan Goldman Sachs'a da bağlı. Aslında geçmişte de gidip Poloniex'i satın aldıkları diyor ki arkadaşım sen ve senin atan, yancın, bölümün, affiliate'in kim varsa, subsidiary'in, predecessor'ın, division'ın, affiliate'in ne varsa hepsindeki diyor. 20 bin dolar ve üstündeki transaction'ları konu olan tüm kripto müşterilerini 2016 ile 2020 arasındaki tüm müşterileri benimle paylaş dedi geçtiğimiz hafta. Bunu Circle'a söyledi. Kraken'e de söyledi bu arada. Biz yine burada söylemiştik. Geçmişte bu opsiyoneldi. Yani sen kripto varlıklarını söylemiyordun IRS'e. Ağustos'tan itibaren buna söyleme zorunluluğu getirdiler. 2020 Ağustos'tan itibaren. Biraz da aradıkları benim anladığım. Bu arada ben bunu söyleme zorunluluğu getirdim. Acaba kim bana bunu söylemiyor sorusunun cevabı olabilir. Burada ise vergi tarafında yani işin vergilendirme, taxation dedikleri kısımda da regülatörler ve otoriteler yol almaya çalışıyorlar. Bu iyi bir şey mi aslında? Hani regülasyonla ilgili adımlar bir anlamda öyle düşünülemez mi? Toplamda ben bunun hepsini dip toplamda hepsini çok iyi bir şey olarak okuyorum abi. Çünkü işler ne kadar belirli olursa o kadar da insanlar daha rahat bu piyasaya gelebilirler. Şu an belirsiz. Yani 2015-2016'da insanlar neden gelmiyordu? Bu şu an öve öve anlattığımız kurumsal yatırımcılar da gelmiyordu. Yani bu adamların hiç mi iyi okullardan mezun olan endisleri yok? Elbette var yani. Hiç mi araştırmalar? Elbette araştırıyorlar. Peki niye gelmiyorlardı? Aslında genel bir korku vardı piyasada 2015-2016'da, 2017-2018'deki o düşüş falan. Bunların hepsi düşünüldüğünü şu an başka bir yerdeyiz. Böyle olduğu için de piyasanın işte MASAK, ne bileyim işte vergi bunların hepsini alt alta topladığımda piyasanın daha öngörülebilir, daha açıklanabilir
ve sorumluluk ve hesap verilebilir halde olması daha iyi. Bu şeffaflık, o transparency dediğimiz şey, şeffaflığın olması güzel bir şey. Açıklık kurumlar, bizi de rahatlatan bir şey bu arada tabii yani. Ki, hani, tabii. Çünkü ben de daha güzel insanlara evet abi gel ben de bunları yapabilirsin diyorum. Bunları da yapamazsın diyebiliyorum. Şu an bir kısmını yapıp bir kısmını yapamıyoruz. O kısımları biz geçmişteki İşte menkul değercilik, ne bileyim bankacılık tecrübelerimizden şirket içindeki getirdiğimiz kurumsal, önceki şirketlerdeki getirdiğimiz kurumsal bilgi birikimimize kapatmaya çalışıyoruz o eksikleri. Ya kendi inisiyatifini kullanıyoruz. Kendi inisiyatifimizi kullanıyoruz evet. Yani otoregülasyon dediğimiz şey aslında biraz bu. Her kurum bunu yapıyor mu? Yapmıyor elbette. Yani kendi reklamı yapmak için söylemiyorum da ama gerçek de var ortada yani. Doğru canım. Güneş gibi yani bir önceki işi nakliyecilik olan, bir önceki işi mimar, peyzajcılık veya müteahhitlik olan insanların da şu an kripto para borsası işlettiklerini biliyoruz. Dolayısıyla oradaki know-how ile buradaki know-how arasında elbette bir fark olmalı. Zaten var. Bunu da regülatör de görüyor bu arada. Amerika'da bir gelişme var. O önemli biraz. Bu Coinbase'in IPO'su vardı biliyorsun. Bu Nisan, Coinbase. Katıl bize. Abi iyice Cenk Erdem'i çevirdik. Merkez bankaları? Ya merkez bankaları işte geçen hafta konuştuk aslında. Bu Cedrus Investment diye bir şirket var. Bunların güzel bir yaptığı detaylı bir araştırma kağıdı var. Bir makale dediği diyebiliriz işte. Aslında şeyin Çin'in RMB'nin uluslararasılaştırılmasına daha fazla bet ettiğini söylüyor. Biz burada ne dedik? BRI dedik işte. Belt and Road Initiative ve İpek Yolu aslında projesinden tekrar bahsetmiştik. Burada çok güzel vurguladıkları birkaç tane nokta var. Bu arada geçen hafta gündem oldu biliyorsun değil mi bu İpek Yolu meselesi? Evet. Global çapta gündem oldu yani. Evet. Mevzu tekrar pişmeye başladı. Pişmeye başladı tabii evet. Şimdi şey bizde... Önemli bir konu yani. Yani doğru yerlere temas etmeye çalışıyoruz. Şimdi şeyde PBOC yani şey Çin özelinde aslında hükümet bunu. Fed her ne kadar ben first mover advantage, ilk hareket eden avantajı kullanmak istemiyorum. Zaten rezerv para birimiyim gibi havaya girse de Çin burada güzel hamleler yapıyor. Tüm 2020'nin içerisinde Pekin, Shenzhen, Huang, Chengdu ve Shuzhou'da pilot programlar başlamış. Ve 2022 Pekin Olimpiyatlarına, Pekin Kış Olimpiyatlarına da bunu kullanacaklarını söylüyorlar. Bir sürü şey yapmışlar yani bu adamlar. 2 milyar yuanlık düzeltiyorum. Ve toplamda 4 milyon tane ayrı transaction, ayrı para transferi toplamda da 300 milyon dolara yakın bugüne kadar proses edilmiş bu uğurda. Yani bir şeyler, bu pilot program falan diyorlar ama bunun bayağı da bir ötesine geçmişler. Bunu adlandırdıkları şey de aslında digital currency, electronic payment. Yani bunu bir ödeme sistemi vasıtası olarak da aslında görüyor ve kullanıyor. Geçen hafta neye işaret etmiştik? Bu Belt and Road Initiative yani bu kuşak yol inisiyatifi aksiyonu her neyse ve Amerikan ambargolarından, sanctionlardan kaçmaya çalışan, işte Rusya'nın da dahil olduğu, İran'ın, Irak'ın da dahil olduğu kuşağın bunu kullanabileceği işte Vietnam, Kamboçya falan aralarında var yani. Dolayısıyla Güneydoğu Asya ülkeleri de bunun aralarında var. Bir taraftan şuna da vurguda bulunuyor şey, makale. Diyor ki Amerikan doların domine ettiği bir takas ve mutabakat diyelim buna, bir mutabakat yapısı var. Settlement Framework. Bu da işte Swift'in konusu hani dediğimiz şey işte. Bütün uluslararası ödemelerin oradan geçmesi. Bunu bir anlamda bypass ediyorlar. Bir anlamda bypass ediyorlar değil, aslında tam merkezinde bu var. Değil mi? Evet, tam net bypass. Aynen. Yani Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication dediğim şey SWIFT aslında. Onun akronimi. Yani Çin'de bunun bir benzerini yapmış 2015 yılında. Cross Border Interbank Payment System dedikleri, SIPS dedikleri bir sistem. SWIFT'in ortaya çıkışı 1973. CIPS'in ortaya çıkışı yani. 2015. Kabaca 5-6 trilyon dolar civarında bir daily transaction oluyor şeyde, Swift'te. 5,6 trilyon dolar. Diğerinde henüz 20 milyar dolarlık bir hareket var. Bir tanesi Swift 200 ülkeye hitap ediyor. Şey sadece CIPS sadece 96 ülkeye. Bir tanesi sadece yuan var. Diğerinde %40'ı dolar. Diğeri işte diğer para birimleri. Yuan ise %2 civarında falan. Dolayısıyla orada daha gidilecek çok yol var. PBOC ve Çin hükümeti de bunu görüyor. Bir taraftan da bizim orada bulduğumuz, söylediğimiz birkaç tane şey vardı. Aynı şeyi mention etmişler, vurgulamışlar. İşte unbanked population dedikleri. Yani bankayla herhangi bir teması olmayan insanlar. Kabaca bunların büyüklüğü de Çin'de bayağı büyükmüş. %20 yani. Yani %20 çok ciddi bir rakam. Kırsal kesim. Evet. Diğer taraftan da para trafiğini daha kolay track edebileceklerini söylüyorlar. Bu şey demiştim. Bu 300 milyon dolarlık bir transaction oldu. Hareket oldu demiştim. Bunu nelerle yapmışlar? Yani çok ilginç şeyler var üstad burada. Barkodlar var. Okey. Facial recognition, yüz tanımayla var. Tap to tap transaction dedikleri şeyler var.
normal cep telefonlarını kullandıkları var falan. Çin bu konularda bazı eyaletlerinde gerçekten çok ileri. Onların eyaletleri de yani 1,5 milyarlık bir ülkeden bahsediyorsak bizim orada da başka bir sektörde yine finans bir operasyonumuz var Hong Kong'ta. Chengdu'ya da açılmak gibi bir planımız da var. Velhasıl orayı az çok biliyoruz. Yani diğer katılımcılarımızla birlikte, o şirkete katılımcılarımızla birlikte. Velhasıl orada bazı eyaletlerde yani Shenzhen'de mesela veya işte Pekin'in kendisinde şey çok büyük. Eyaletin kendisi çok büyük. Yani Türkiye kadar neredeyse belki. Mesela farklı uygulamalar olabiliyor. Ve kırsaldaki gerçekten unbanked population dedikleri popülasyonu büyük. Tüm toplamı da track etmek istiyor adamlar. İzlemek istiyorlar. Bunu da dijital yuanla yapabilirim diyor. Geçen haftanın tekrarı gibi oluyor ama kusura bakmasınlar. Daha detaylı anlatmaya çalışıyorum. Ama çok önemli. Geçen hafta bunların hiçbirini söylemedik. Belt and Road Initiative'den bahsettik sadece. Swift'e bir alternatif mi? Net alternatif. Ve Çin burada ilerleyerek bir şey elde edebilecek mi? Ben elde edebileceğini öngörüyorum. Doların domine ettiği bir mutabakat sisteminin bir alternatifi en azından. Bu da ne demek? Yuan'ın daha fazla kullanılabiliyor olması anlamına gelecek ve kendi ülkesindeki vatandaşları daha kolay track edebilecek. Neyi track edemiyorlar? Neyi izleyemiyor yani hükümetler? Nakit parayı izleyemiyorlar üstad. Nakit para ne? Ya paper coin yani şey. Kağıt paradan bahsediyorum. Kağıt parayı izleyemiyor. Bu yüzden işte kuzey ülkelerinde tabii bizim belki 6-7 yayın öncesinde belki 15 milyon hatırlamıyorum. Şeyden bahsetmiştik. Bu İskandinav ülkelerinde Norveç'te, Danimarka'da vesaire falan artık yani siz 1000 kron götürdüğünüzde polis çağırabilir adamlar. Sen bu parayı nereden buldun gibisinden. Çünkü o kadar alışık değiller. Teşhissiz, nakitsiz işlem yapıyorlar. Dolayısıyla bunun oluyor olması hükümet veya işte kayıt altına alan otorite için olumsuz bir şey. Dolayısıyla Çin de bunun bu şekilde kayıt altına alınabileceğini biliyor. Dönelim Avrupa'daki bunun versiyonuna. Lagarde yine 4-5 yıl içerisinde bunun yapılabileceğini, işte bu yazda bazı yerlerde pilot uygulamalar yapılabileceğini söyledi. Dijital Euro. Dijital Euro, bravo, evet. Şimdi biz konuyu bildiğimiz için söylemeden geçtim, iyi hatırlattın. CBDC'ler yani merkez bankaları, dijital para birimleri bir fenomen olarak, bir gerçek olarak hayatımızda var. Bizim Merkez Bankamızın da bu konuda çalıştığını biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda bu konuda çalıştığını biliyoruz. Kripto paralara etkisi nasıl olur? Negatif mi, pozitif mi? 4-5 kez söyledik. Hayır, negatif olmaz. Pozitif olur. Çünkü bu teknolojinin kabul edilmesi, yaygınlaşması ve kullanılması demek. Yani siz 250 milyar dolarlık Ethereum marketini sadece CBDC ile birisi bitiremezsin. Zaten bu onun işine de yarar. Çünkü bir şekilde üreteceğiniz Tether'in yerini alacak, bilmiyorum. Tether'in yerini alacak ya da USDC'nin yerini alacak bir stable coin ya da onların denetlenmesi, onların daha fazla patlıyor olması elbette kripto paralara da yarayacak. Zaten baktığımız metriklerden, yaptığımız zincir, blok zincir analizlerindeki metriklerden bir tanesi de stable coin'lerin borsalara ne kadar girip girmediği. Her hafta ben burada borsalardan kripto varlıkların çıkışını ya da stable coin'lerin girişini söylüyorum. Evet. Şimdi gelelim şu Coinbase hikayesine. 115 milyon tane hisse issue edecek bu adamlar, arz edecekler. Bunların da Coinbase büyük bir market, şeyde bir borsa Amerika'da. Kabaca da IPO öncesi, halka arz öncesindeki markete, pre-IPO valuation dedikleri yerde de işte 100 milyar dolar civarında falan bir değerlemeye ulaşmışlar. Bu bir örnek teşkil edebilir. Amerika'da bir ilk, sektör içinde çok değerli buluyorum ben. Biz de bir kripto para borsası olduğumuz için böyle şeyler bizim hoşumuza gidiyor. Bu arada inşallah regülasyon gelirse biz Türkiye'de de o gün geldiğinde biz de halka arz bir gündem olabilir mi iCrypex için? Evet, olabilir. Hadi gel biraz da piyasaları konuşalım ama kripto para piyasalarını konuşalım. Ether 2140 gördü. Tepede miyiz Ether'de? Ne değiliz. Oluyor? Nereye market gidiyormuş? Yeni başlıyor olabilir. Ether için şuna baksın yeni sadece. Yeni başlıyor olabilir. Çünkü Ether için 25 bin dolar dedik aslında. Yani 25 bin dolarla trade ediliyor. İşte opsiyonların kümelendiği şeyi söyledik. Bitcoin'de geldik 59.300 dolar civarında. Ethereum'da da 2000 dolarları test ediyoruz aslında. Yani 2017 zirvesinin 2,5 katında falan şu an şey. Biraz daha fazla hatta şey Bitcoin. Öyle değil mi? Doğru. Ethereum 1400-1500 falan test etmişti o zaman. Böyle birebir bir fiyat karşılaştırması yapılmaz aslında ama Ethereum bölü Bitcoin fiyatının, Bitcoin'in o oranına baksınlar. Buna fiyat diyebilirsin ya da işte cross diyebilirsin neyse işte oranına baksınlar. Onda sanki gidecek yer var. Bu analizi daha önce de burada yine söylemiştim yani. Ethereum bölü BTC'ye baksınlar. ETH bölü BTC. Bu bir sürü şeyde var. TradingView'da falan da var. Yapabilirler orada. Şöyle bir yorum var. Ethereum Bitcoin'in yarısı. Olacak. Gibi bir yorum var. Evet, onu gördüm ben de. O şu, ne demek? Yani bugünkü fiyatta 25 bin dolar demek. Zaten o opsiyonun geçtiği fiyatta
opsiyon geçtiğini söyledikleri fiyat da o aslında. Bu biraz iddialı. İnsanları öyle beklentiye sokmak istemem. Çünkü 10 kat demek yani buradan itibaren. Bir de fiyatı 0.001 olan bir şeyin 10 katını söylemek kolay mı? Fiyatı 2000 dolar olan bir şeyin 10 katını bet etmek biraz zor. Ethereum'daki hareketin yeni başladığı yorumu çok da yanlış bir yorum değil bence. Çok da yanlış bir yorum değil. Neden? Çünkü işte all time high'ı ziyaret ettiğinde böyle hareketler hızlı olabilir. Bir Berlin güncellemesi var bununla alakalı birincisi. Ethereum'daki hareket bu arada diğer proof of stake kullanan işte Polkadot, Algorand ya da işte Avax gibi coinlerde de coinlerdeki hareketi de bir tik fiyatlamış gibi görünüyor. Şu an Avax'da 31.80 trade ediyoruz. Algo'da bakıyorum 1.42 trade ediyoruz. Polkadot. Polkadot'taki hareket de fena değil çünkü şeyden başladı. 40 dolar seviyesini kırarak yaptı bu hareketi. Tek barda tak diye 45-46 dolara kadar geldi. Ama aslında 2020'de nerede trade ediyordu bilmeyenler için söylüyorum. 5 dolar 6 dolarlarda falan trade ediyordu Polkadot. Hareketine başladı. Dolayısıyla burada bir ABCD çizecek olsak günlük grafikte bunun işaret ettiği yer bayağı tepelerde yerler olabilir. Hevese sokmayayım kimseyi. Sanki 75'ler falan 70-75'ler falan kadar görünüyor. Ama bu hareket yani Ethereum'daki hareket POS ürünlerini biraz yavaşlatmış durumda. Ripple? Ripple'da 0.62'ler trade ediliyor hala. Sekin etkisi bitmiş değil. Underperform ediyor. Yani normal marketin altında kalmaya devam ediyor. Şimdi. Ripple için güzel bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ripple'da gördüğüm bir fiyat var benim. Şu an 65 ila yani 0.65-0.70 cent arası böyle diyelim. Bunun üstünde ilginç bir hareket olabilir Ripple'da. Bunu not etmekte fayda var. İlginç bir hareket olabilirden de kastım işte hızlıca 0.90 belki ardından da 1'in üstü falan test edilebilir. Çünkü uzunca bir süredir bayağıdır yatayda gidiyor. Yani 2020'nin neredeyse tümünü 2019'da dahil 2020'nin tümünü yatay seyretti Ripple. Fiyat baskılamalarına rağmen 0.60'larda 65'lerde. Onu not etmekte fayda var kenara. Stellar ve Link. XLM bu Ripple'da söylediğim hareketi biraz yaptı. XLM Ripple'da söylediğim hareketi biraz yaptı. 0.44-0.45'ler trade ediyor şu an. 0.10'lardan geliyor bu da biliyorsun. Kavaca bir 4.4-5.8 falan bir hareket var ki 0.55'lerde trade etmiş. Bunu da bir tık daha muhafazakar ve itidalli kalmak isteyebilirim XLM tarafında. Link'te biliyorsun aslında biz Eylül-Ekim'de falan konuşuyorduk bu arkadaşı. Eylül-Ekim'de 7-8 dolarlardaydı. 32'lerdeyiz. Büyük market hareketinin içerisinde de yer aldı. Burada da son haftaki hareket gayet güzel. 27'lerden gelen yükseliş hoşuma gidiyor. Ama burada histerik bir fiyatlama, histerik bir yükselişin olduğunu düşünebilmem için 35'in üzerine bir fiyatlama olması lazım. Oraya kadar yükseldiğinde de momentum düşmesi beklenebilir. Bu ne demek? Sert ani kar realizasyonları gelebilir. 33, 34, 35'ten almak isteyen şey yatırımcı dikkatli olmasında fayda var. Link için. Elimde var tutayım mı? Tutun. Peki. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi hafta sonları. İyi pazarlar herkese.